Merhaba arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Fotosentez konusuyla devam edeceğiz. İlk önce sizinle hücresel solunumu işlemiştik. Hücresel solunumun bütün evrelerinden bahsettik. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon dedik, bahsettik bunlardan. Şimdi geliyoruz diğer bir metabolizma olayımız olan fotosentez konusuna. Öncelikle şunu söyleyeyim, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi fotosentez nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Arkadaşlar foto ışık demektir. Sentez ise üretmek demektir. Işık enerjisi yardımıyla besin üretimi olayına biz ne diyoruz? Fotosentez olayı diyoruz. Canlılar ne yapıyorlar? Hani hatırlarsanız size enerjiden bahsederken dedik ki enerji kaybolmaz, sadece dönüştürülür dedik. İşte arkadaşlar fotosentez yapan canlılarda güneşten gelen enerjiyi besindeki kimyasal enerjiye dönüştürüyorlar ve burada depoluyorlar. Biz buna fotosentez olayı diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Şöyle sayfamı değiştireyim. Şöyle diyelim. Canlıların güneşten gelen enerjiyi besindeki kimyasal enerjiye dönüştürmesine fotosentez denir. Fotosentez denir. Şimdi arkadaşlar fotosentez deyince bir de bazı beslenme şekillerinden bahsetmemiz gerekiyor. Hatırlayın canlıların ortak özelliklerini de anlatmıştım. Neydi bunlar? Ototrof beslenme, heterotrof beslenme. Ototrof beslenme kendi beslenen yani kendi besinini kendi üreten canlılardı, değil mi? Ototrof beslenen canlılar otomatik ototrof oradan aklınıza gelsin. Kendi besini üretiyor. Heterotroflar ise besinini hazır alan canlılardır arkadaşlar. Bunu da yazalım isterseniz. Şöyle diyelim. Kendi üreten canlılara ototrof, hazır alanlara heterotrof denir. Heterotrof canlı denir. Evet, ototrof ve heterotrof canlılarımız da bu şekilde. Şimdi fotosentez yapanlara da fotoototrof canlılar diyeceğiz. Bir de kemosentez yapanlar vardır. Onlara da kemoototrof diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bakın fotosentezin önemli bir olayına. Arkadaşlar fotosentezi anlayabilmemiz için ilk önce kloroplastın yapısından bahsetmemiz lazım. Hücrede anlatmıştım kloroplastın yapısından ama burada biraz daha bahsetmek istiyorum. Biraz daha derine girmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir başlık yazalım kloroplastlar diye. Kloroplastlar. Çünkü kloroplastlarda mitokondriden farklı olarak üçüncü bir zar sistemi vardı. Tilakoid zar diyorduk buna. Bu zar sisteminden işte buradaki yapılardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir kere bitkinin hemen hemen bütün yeşil kısımlarında kloroplast vardır arkadaşlar. Çünkü içerisinde bulunan klorofil pigmenti bitkiye yeşil renginin verilmesini sağlıyor. Bu klorofil sayesinde bitkiler arkadaşlar yeşil renge sahip oluyorlar. Bitkinin bütün yeşil kısımlarında kloroplast bulunduğunu unutmayalım. O zaman yazalım. Bitkinin bütün yeşil kısımlarında kloroplast bulunur. Kloroplast bulunur. Arkadaşlar bunu mesela şey olarak düşünebilirsiniz. Acaba gövdede de var mı falan diye. Eğer rengi yeşilse vardır. Yeşil gövdede veya olgunlaşmamış meyvelerde hani yeşil elma falan var ya. Bunlarda arkadaşlar yine kloroplast vardır. O zaman yazalım. Yeşil gövdeler özellikle otsu bitkilerde ve olgunlaşmamış meyvelerde dahildir. Yani bunlar aklımızda bir şey oluşturabilir. O yüzden bunu gidermek için yazdık. Şimdi arkadaşlar peki bitkiler nerede bulunuyor? Yani en fazla bitkiler demişim pardon. Kloroplastlar en fazla nerede var? Fotosentez en fazla en yoğun nerede gerçekleşir? Buna bakalım. Arkadaşlar
Fotosentez daha çok yapraklarda gerçekleşiyor. Çünkü zaten yaprağın hemen hemen görevi odur. Şimdi yaprağın da bir tabakası var. Mezofil tabakası dediğimiz tabaka arkadaşlar. Bu mezofil tabakasında da bol miktarda kloroplast bulunuyor. Mezofil tabakasında kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Palizat parenkiması ve sünger parenkiması olarak. Size bitkinin yapısını anlatırken zaten yaprağın yapısında burada detaylı olarak bahsedeceğim. Burada sadece tabakanın ismini bilmeniz yeterlidir. Mezofil tabakası fotosentezin en yoğun olarak gerçekleştiği kısımdır arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bitkilerde fotosentez daha çok yapraklarda gerçekleşir. Yapraklarda gerçekleşiyorsa o zaman yaprak döken ağaçlar kışın fotosentez yapma ihtimali var mı? Yok değil mi? Kışın fotosentez yapabilen mesela yaprak dökmeyenler, çam ağaçları gibi, sedirledin ağaçları gibi kozalaklı ağaçlardır veya iğne yapraklı ağaçlardır arkadaşlar. Bunlar yaprak dökmedikleri için yaz kış fotosentez yapabiliyorlar. Tabi sıcaklığında uygun olması gerekiyor. Yapraklarda gerçekleşir dedik. Nerede bulunduğunda yazalım arkadaşlar. Kloroplastlar yapraklarda daha çok mezofil tabakasında bulunur. Mezofil tabakasında yoğunlaşmıştır diyelim. Yoğunlaşmıştır. Yani bu tabakada daha fazla fotosentez olayı gerçekleşir. Yaprağın en iç kısmındaki dokudur arkadaşlar. Mezofil tabakası. Bunu da unutmayalım. Şimdi peki karbondioksit biliyorsunuz hani fotosentez için gerekli ve fotosentezin sonucunda da oksijen üretiliyor. Genel denklemi düşünürsek birazdan zaten fotosentez denklemlerini vereceğim. Genel denklemlere baktığımız zaman bu karbondioksit nereden giriyor, nereden çıkıyor? Arkadaşlar bizim yapraklarımızın üstünde stoma dediğimiz açıklıklar vardır. Bunlar hücreleri canlı olan, hareket edebilen yapraklardır. Açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Hareket edebilen derken açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Bu stomalar sayesinde karbondioksit içeriye girer. Oksijen de bu stoma açıklığından dışarı çıkar arkadaşlar. O zaman yazalım şöyle. Karbondioksit yaprağa stomadan girer. Oksijen de stomadan çıkar. Yani stomaların açık olması gerekiyor. Bunların içeri gelip dışarı çıkabilmesi için. Peki su nereden gelecek? Şimdi fotosentezde su da gerekli. Ben suya göre anlatacağız arkadaşlar. Şimdi fotosentez denklemlerini yazacağım, anlatacağım ama biz suya göre olanını anlatacağız. Buradaki su nereden geliyor? Arkadaşlar kökler tarafından alınan su damarlar aracılığıyla, damar dediğimizde kısilen floemdir. Kısilem de su taşınıyor arkadaşlar. Kısilem aracılığıyla nereye geliyor? Yapraklara kadar geliyor. O zaman yazalım. Kökler tarafından alınan su damarlar aracılığıyla, damarlar dediğimiz iletim demeti aracılığıyla yapraklara gelir. Bunların detaylarını dediğim gibi bitkinin yapısında işte stomayı anlatacağız, damarları anlatacağız arkadaşlar. Detaylarını vereceğim. Burada bu kadar bilmemiz yeterlidir. Peki kloroplastın genel yapısına baktığımızda arkadaşlar hatırlayın hücre konusunda kloroplastın yapısında ne vardı? Çift katlı zardan oluşuyordu kloroplast. Arkadaşlar bu çift zarlı yapı haricinde İçerisinde bir zar sistemi daha var arkadaşlar. Üçüncü bir zar sistemi. Biz bu zar sistemine tilakoit zarlar diyoruz. Nedir peki tilakoit zarlar? Bakın şöyle isterseniz şekil üstünde göstereyim. Şu bizim kloroplast dediğimiz organelimiz. Arkadaşlar kloroplastın içerisinde şöyle CD şeklinde, bakın böyle disk veya diyebiliriz, disk şeklinde bir sürü yapı vardır. Bu yapılar üst üste dizilmişlerdir ve bunların etrafını bir zar çevrilmiştir. İşte biz bu zarlara ne diyoruz? Tilakoit zar diyoruz. Bu üst üste dizilen yapıların her birine de zaten ne diyoruz? Tilakoit diyoruz arkadaşlar. Tilakoit.
Tamamına da ne diyoruz? Granum diyoruz. Veya grana da diyebiliriz arkadaşlar. Zaten dış sarı, iç sarı söyledik. O zaman şöyle yazalım. İçerisinde hangi sıvı var onu da yazayım. Stroma sıvısı bulunur. Stromanın kendine özgü DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı. Bunlar sayesinde kendini eşleyebiliyordu, kendi proteinini üretebiliyordu. Hatta buna bağlı olarak endosimbiyoz hipotezinden bahsetmiştik. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. Stroma içinde keseler halinde tilakoid denilen üçüncü zar sistemi vardır. Üçüncü zar sistemi vardır. Bunların tamamına ne diyorduk? Granum diyorduk arkadaşlar. Zaten şekil üstünde gösterdiğim için yazmayayım. Yapraklara arkadaşlar bu yeşil rengini veren klorofiller de bulunuyor. Bu tilakoidlerin üzerinde bulunur. O zaman yazalım. Yeşil rengi veren klorofil tilakoidlerde bulunur. Evet, bizim genel olarak kloroplast dediğimiz yapı bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar fotosentez denklemlerine. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Fotosentez denklemleri. Arkadaşlar fotosentezin genel olarak 3 tane denkleminden bahsedeceğim ben size. Bu denklemlerden sadece bir tanesi üzerinden anlatacağız olayı. Şöyle bakın. Bizim birinci denklemimiz ve konuyu anlatacağımız olan denklem şudur. Karbondioksit molekülü 6 tane artı 6 tane Pardon 6 değil arkadaşlar. 12 tane su molekülü bir araya geliyorlar. Tabii ki burada ışık ve klorofil sayesinde ne üretiyorlar? Besin C6H12O6 artı arkadaşlar oksijen üretiyor 6 tane ve 6 tane de su üretiyor. Bakın bu su üretimi olayı vardır fotosentez sırasında ama tepkimeyi denkleştirdiğimiz zaman burada 6 tane suyu yazarız. Buraya yazmayız. Denkleştirme olduğu zaman. Ama aslında ne vardır üretimde? Su üretimi de vardır. Peki burada hangi madde hangisinin yapısına katılıyor? Bir bunu anlatayım size. Arkadaşlar buradaki karbonun gittiği yer neresidir biliyor musunuz? Karbon zaten gidebileceği tek bir yer vardır. Besin. Karbondioksitte bulunan oksijenin gidebileceği arkadaşlar iki yer vardır. Bunlardan bir tanesi besindeki oksijen, diğeri üretilen sudaki oksijendir. Geliyorum suya. Sudaki hidrojen nereye gidecek? Bakın iki yeri var gidebileceği. Ya besine gidecek ya da suya gidecek. Burada bizim için önemli olan ve karşımıza çokça çıkan şudur. Sudaki oksijen nereye gider? Arkadaşlar sudaki oksijen nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor. Eskiden bilim insanları hani bu tür detayları öğrenmeden önce karbondioksitteki oksijenin atmosfere gittiğini zannetmişler ama daha sonra deneyler yapılmış ve sudaki oksijenin atmosfere gittiği görülmüştür. Bu bizim birinci denklemimiz ve arkadaşlar bunu kullanacağız. İkinci denklemimiz de şudur. İkinci denklemimiz şöyle. Yine karbondioksit bakın de tepkimeyi denkleştirmeden yazmak istiyorum. İki tane su. Bunlar arkadaşlar, pardon su demişim. H2S hidrojen sülfür dediğimiz madde. Bu arkadaşlar madde neye dönüşüyor? Besine dönüşüyor. Besin artı gaz olarak da yani yan ürün olarak da ne oluşuyor? Kükürt gazı oluşuyor arkadaşlar. İki tane S veya S2 olarak da gösterebiliriz kükürt gazı. O zaman hidrojenin kaynağı neyse bakın yanında bulunan elementte ne olarak açığa çıkıyor? Gaz olarak açığa çıkıyor. Üçüncü denklemi de şöyle yazabiliriz. Bakın karbondioksit yine hidrojen ne oluşuyor? Besin artı hiçbir şey oluşmaz. İşte bakın hidrojenin yanında herhangi bir madde olmadığı için açığa bir gaz çıkmıyor arkadaşlar. Şunu yapan kükürt bakterileridir. Kükürt bakterileri. Bu olayı gerçekleştiren hidrojen bakterileridir. Hidrojen bakterileri. Şu olayı gerçekleştiren ise arkadaşlar bitkiler, siyanobakteriler,
Siyonobakteriler, algler, öglena. Bunun gibi canlılar da arkadaşlar bizim genel denklemimizi gerçekleştiriyorlar. Peki fotosentezi bir redoks tepkimesi olarak düşünürsek, bakın şu tepkime üzerinden gidiyorum. Bir redoks tepkimesi olarak düşünürsek hangisi indirgenir, hangisi yükseltgenir veya işte hangisi oksitlenir, hangisi redüklenir? Burada elektron veren hangisidir arkadaşlar? Elektron veren karbondioksit midir, su mudur veya işte diğerleri midir? Arkadaşlar burada elektron veren sudur. Su elektron verdiği için oksitlenir diyeceğiz. O zaman şuraya bakın. Yeşilin üstüne hemen yeşille yazalım. Su elektron verdiği için ne diyeceğiz? Oksitlenir. Peki elektronu alan kimdir arkadaşlar? Besin, değil mi? Besin elektronu aldığı için ne olacak? Redüklenir. Yani elektronu alana biz redükleme olayı diyoruz. Elektron veriyorsa oksitleme olayı diyoruz. Dolayısıyla burada su oksitleniyor. Besinde ne oluyor arkadaşlar? Redükleniyor. Evet, bu şekilde genel bir giriş yapmış bulunduk. Bir sonraki videomuzda ben fotosentezi şöyle bir size özet olarak vereceğim. Daha sonra güneşin yapısından bahsedeceğiz. Güneş ışığının yapısından. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.